üçüncü kayınvalidem oldu bile Songül Sultanım. Ne kadar şıksın bugün. Teşekkür ederim. Vallahi gözümü alamadım senden. Çok güzelsin. Beyhan abladan sonra onda bir gözüm kanadı. Baksana, bak. Beyhan'a bak. Gıda verdi. Gözüm kanadı. Şimdi böyle bir oh, gözüm gönlüm açıldı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Hamuru ince olmuş ama içi biraz pişmemiş. Kırmızı kalmış. Şekilleri de güzel mi? Şekil model güzel. Hamuru güzel. Ince ama çiğ kalmış. Geçelim. Bir tek içini çiğ buldum. İçi. Hamurun kendi ince olmuş. Tamam. Ama içi pişmemiş. Buyurun. İkinci tabağımız. Bunun da hamuru güzel olmuş. Bunun da hiç pişmemiş. Sosu güzel. Ama kıymanın içi pişmemiş. Buyurun. Üçüncü tabağımız. Üçüncü kayınvalidemiz. Üçüne birden baktın, hiç yiyecek bir şey bulamadın. Çok mu çiğ? Hı? Hepsi çiğ. Sosu beğendik. Sosu güzel. İnce açmasını beğendik. Ama etlerin hiçbiri pişmemiş. Sen neye bakacaksın şimdi, neyi değerlendireceksin? Kapama şeklini mi, hamurun inceliğini mi? Neyi değerlendireceksin? Neyi not vereceğiz, onu da bilemiyoruz. Şimdi öğreneceğiz bakalım ne yapacağını. Bunların hepsi çiğ. Kırmızı kırmızı et. Ve bu kalın. Bu kalın zaten. Hem kalın hem pişmemiş. Sosu güzel. Yiyemiyorum da. Zorlama kendini. Hepinize bir veriyorum. Çok moral bozucu. Köftelerimiz yani mantılarımızın içi bayağı köfte boyutunda evet. Kalın olduğu için genelde evet. Her kayınvalide aynı şikayette bulunuyor. Köftenin içini ince koyup biraz daha çok pişirmeli. Şef ne derse onu yapıyorlar tabii boyut ki. Olarak. Hadi söyle. Hadi bakalım. En zor nokta. Haklısın. Evet. Bir. İkinci tabak bir puan. Bir. Dördüncü tabak bir puan. İki. Birinci tabak iki puan. Geriye de üçüncü tabak evet. Beş puan evet. Kalıyor. İki bir, bir tane ikimiz var. Üç bir gibi bir şey yapmış olduk yani. Haftanın ilk gününe zor başladı gelinlerimiz. Tut şekerim şurada şunu açalım gel. Önce birleri açalım. İki tane birden bir tanesi işte önümüzde duruyor. Peki sahibi kim? Aslında beğenir gibi olmuştuk ama yemeğini tamamlayamamış gelinimiz. O yüzden de birini aldı. Aç görelim. Damla yeni gelinimiz. En beğenmediğine beş verdin. Songül abla. Ha canım. İkiyi daha çok beğendin, bir verdin. Üçü hiç beğenmedin, beş verdin. Aslında hiçbirini beğenmedim. Ama puanları vermek zorundayım. İçindeki etler hepinizi, hepiniz daha iyisiniz. Neyi değerlendirdiniz? Kırmızı kırmızı. Etler, beş vermek zorundayım. Ona göre tamam, puan neye verdin. Sallamasyon verdi ya. Anne. Hepinizin eti tamam. Beyaz, en kötü kırmızı. Etsin. Ona göre puan verse demek ki süreden kaynaklı hiçbirimiz pişiremedik. Pişirememiş. Yeterli pişmedi. Songül teyze hamurunu ince açmış dedin ama. Hayatım. İnce açmışsınız ama eti kesmişsiniz. Sanki kıymayı çiğ olarak buraya koymuşsunuz. Ya Songül teyze ne tezat bir kadın çıktın sen ya. İnce açılmış diyorsun, bir puan veriyorsun. Ama pişmemiş et.
Ama bak bir hamura da hangi hamur hangi tabağa demiştin onu kalın önemli diye. Olan hamur. Dördü. Ama yiyemedim tamam, ki. Dördüncü tabağa. Kıpkırmızı. Ama baktın tamam çiğliğine bir şey demiyorum. Hepsi pişmemiş dedin. Orada tamamız. Hamur işi. Sonra baktın. Birinciye gel bir hamuruna bak. İkinciye gel hamuruna bak. Dördüncüye bak kalın dedin. Ona göre demek ki hamuru ince ya. En beğenmediğine 5 verdim. Biraz daha puan verebilirdim bence. En beğenmediğim değil. Tabakların hiçbirini beğenmediniz. Bak hiç beğenmediğim değil. Ama bir şey vermek zorundaydım. Bu tabağın bakın dedi, gelinler. Bir dakika. Beşi vermek zorundaydım. Hiçbirini beğenmedim. Hamurlara vermem. İçinin kıyması çok önemli. Açtığım zaman kıpkırmızı bir et parçası çıktı içime. Ama olmaz öyle. Biz zaten hamura emek veriyoruz. Kıymaya göre biz mi verdin? Zaten kıyma ne olacak? Kıymaya göre verdiysen. Kıyma ne olacak ama? Bütün kıymalara çiğ dedin. Çiğ. Evet. Hepsi çiğ. Şu bana gözlüğümü çıkarttıracak. Sen o kızın hakkını yedin bak. Gel sen ver o zaman benim yerime. Bak bana karşılık verme. Ne sen o kızın hakkını yedin. Puanlayacaksan doğru dürüst. Puanlayacaksan kaledin. Al haydi. Sen kaç verdin? Bir verdi. Ama bir. Yorumuna göre çelişkide bir dakika, kalıyor. Bir dakika. Sen kaç verdin? Ben yorumu yaptım. O zaman yorum yapamazsın bana. Bana yorum yapamazsın. Bir dakika sen Damla'nın niye avukatlığını yapıyorsun? Bak. Ne oldu şimdi anlamadım ben. Damla'ya zaafı var. Benim kendi puanım. Kendim bunu istedim bunu verdim. Hiçbirinize de cevap vermek zorunda değilim. Zorunda hiçbirinizinki de beğenmedim. Hayırdır? Hayır biz onu yapmak zorundaysak sen de hesabını ver. Ben verdim puanımı. Allah'ım kayınvalidem şimdi de avukatlığa falan soyundu herhalde. Sana ne milletten ya? Tuhaf tuhaf şeyler oluyor gelinin mutfakta da. Vermedim. Vermediğim şeyi size hepinize bir tane biri vereyim. Beş, 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 beş gideyim. O zaman güzel kaynana olurum. Oh ne güzel olursun hem de. Tutar mısın? İki puancık. Haftanın ilk günü kime gitti bakalım? İki puancık. Aç görelim kime gitmiş. Tuğba. Bak şimdi. Bir saniye. Ben zaten ayakta durduğum. Bir saniye sen konuşma. Tuğba'nın da hakkını yedin. Ne oluyor sana? Hem Damla'nın hem Tuğba'nın avukatı bir getirdin. Bir saniye. Seni buraya müdür mü getirdiler? Avukat mı geldin? Ya gelinler bak, bir savunsun kendini. Ya. Gelinler bir savunsun. Sen burada yorum yaparken, puan verirken biz hiç konuşmuyoruz. Bak benim sırtımdaki partisi dar. Rahat konuşamıyorum. Şu milletin hakkını yemekten bırak. Sen buradan çıkınca bir mağazaya git de kıyafet al. Sen alışveriş yap biraz. Tuğba çıktı. Sen niye celalleniyorsun? Ya Tuğba'nın hakkını yedi. Hayır biz nasıl yorum yapacağız ben Son anlamıyorum. Abla. Oraya yorum yapıyor. Buraya cevap veriyorsun. Oraya cevap veriyorsun. Ben ne dersem olur. Ya bir şey durun ya. Benim tabağım açıldı. Saçma sapan tarz mars konuşuyorsunuz. Beyhan teyze benim hakkımı savunmana ihtiyacım yok. Ben kendimi gayet iyi savunabilirim. Ya Beyhan teyze sen niye savunuyorsun? Ya Damla'yı hem Tuğba'yı. Ya sana ne Aleyna? Üç tabağı da ne ya? Her şey kendi karışma. Kendi savunsun. Savunamaz. Öyle bir hakkı yok. Allah herkes Allah. Herkes kendini savunacak. Sen yorumlarını çelişirsen savunur. Ya bir şey söyleyeyim. Tonzin abla yok. Sen müsaade edersen biz tabağı. Buyurun. Sen sadece eti çiğ diye 88 kere söyledin. Tamam. Evet. Bitti. Tam bitmedi. Bitti ben konuşmuyorum. Buyur sen de. Ben konuşmak istiyorum. İnşallah. Sen konuşmak isteyince bir büyüğüm konuştu. Müsaade et ya. Bir vermiş olursun. Aa, verebilirim. İnşallah. Verebilirim. Bu nedir ya? Aynen. Dört gelinden birine verebilirim yani bunu. Yapamamışsın de verebilirim de. Yapamamışsın ya biz buraya niye geldik? Sen bir verebilirsin yapamam, diye mi biz buraya geldik? Yapamadıysan verebilirim. Kabullenmek zorundasın. Hayır. Biz buraya bir verebilirim diye gelmedik. Dövecek bunlar beni. Ben tabağı alıp kaçıyordum. Gelinin mi... Yeşim mi beşi kaptı? Burada gerçekten de bir şans söz konusu. Hiçbirini beğenmeyip bu tabağı seçtik. Ama hakkını yemeyelim, incecik açmış dedik. Üçüncü kayınvalidemin altın değerinde puanı nihayet gelinine mi gidiyor yoksa rakibe mi gidiyor her zamanki gibi? Kaldır görelim. Yeşim. Bak bakalım. Gelinin tabağına da bak. Şimdi Aleyna. Beni götürün o bir verdiği tabağı savunacağım. Ne oldu? Ne oldu ya? Geliyor. Aleyna sen hakkını savunmaya gidiyorum. Hayırdır ya? Allah'tan korkmadan o tabağı bir ver. Neyi? Ya ben neyi istersen ben tadıyorum. Sen neyi? Sen ben karşılıklarla konuşamazsın. Sen iyi misin?
Ben 5 aldım ha. Sen bu tabağı... Tamam, sana benim korkuma verdi 5'i. Senin korkuna mı? Hı hı. Ya ben kimseden korkmam, Allah'tan başka. Ne korkusu? Benden korkuyorsun. Ne korkusu? Toplandı mı ben? Herkes şimdi, buraya geldi. Ne korkusu? Tabağı sen Aleyna, Aleyna neredesin? Sen bu kıza nasıl 5 verdin? Şunun hamuru... Ne bileyim, Allah'tan başka 5 verdin. Bak, anne, sen ne vermiş görüyor musun? Sen ne verdin? Bir verdin. Rahat rahat niye konuşuyorsun? Hadi yürü sen ya. Bir yerine git anam. Sen bir yerine git. Yeni kaynana. Gevrek gevrek konuşma. Sen Allah'tan korkmam mı? Ya ben 5 aldım ya. Hiç korkmam mı Allah'tan? Sen sevinsene. Sen bir yerine gider misin? Yine hepimizin avukatlığını yaptın bugün. Ben kimseden korkmam, Allah'tan başka. Ya sen benden korkuyorsun. Ben kimseden korkmam. Senin gibi 5 tane gelse gene korkmam. Yani... Neden? Neden? Anlatır mısın biraz? Neden? Aleyna, savun kızım hakkını. Bak sen incele, şimdi incele. Puan verirken inceleme. Şimdi o tabağın başında dur ve incele. Aleyna, sen... Ben seni bekliyorum, sen incele. Sen şimdi açtın ikincisini değil mi? Mavi değil. Tadarken bak, değil bak. Bak, inceledim. Ya hepsi, sen... Hepsini kestim. Şuna bak, ya şuna bakar mısın? Şununla şuna ona da bire puan ya, veremezsin. Aleyna. Senin benimle sorunun ne? Benim tabağım da sorun değil mi? Hayatım rica ediyorum gel bak çiğ duruyor. Aldığın gibi o eks mü diyor mu? Sen konuşma, senin tabağın tamamen pişmemiş. Çiğ dedi zaten ben tamam demiyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Bak, şurada bak aldığın gibi bak hamuru bunu... Ince, sen bunu kaynar suya bile atmamışsın tamam mı? Tabii direkt bununla, koydum tabağı. Tamam bak bununla bu tabak dedim. Bir değil onu anlatmaya çalışıyorum. Bir saniye sana bir şey söylemiyorum. İzin verir misin? Tamam bak benim, şimdi. Benim tabağıma bir verdin. Bak buna bakar mısın? Sanki bana 5 verdin. Bunu da verdim. Lütfen çeker misiniz? Bak şuna bir verdin. Hiçbiriniz ikini vermedim. Bir verdi. Açık bir ne söylüyorum. Hiçbiriniz ikini vermedim. Songül abla, hiçbir tabağı beğenmedim demeyin şimdi kalkıp. Benim tabağımı beğendiniz. Ne yap biliyor musun? Yo sen onları, sen Yaşim'in yanına git. İçten içe kadın beni seviyor. Çünkü neden biliyor musun? Orada asla pişmemiş, kıpkırmızı bak oradan bana bakan bir tabakla benim tabağımı bir tuttu. Doğru. Elinde hamurun kalındı. Aynı Leyna. Bir tutuyor. Bir saniye. Aleyna'cığım sen önce bir yemek yapmayı öğren, ondan sonra gel konuş. Biz seninle aynı seviyede değiliz. Diyorum kasaptan kıymayı almışlar, boşça yapmışlar, koymuşlar. Evet, ikinci tabak öyle. Fakat dördüncü tabak öyle yani değil. Yani onlar biraz pişmiş, ben de tamam. O kadar puan verdim ne işte. Ne kadar güzel söylüyorsun. Madem ona bir verdin, ona daha fazla verebilirdin. Çünkü hiç pişmemişe bir verdin. Doğru. Çiğ yani. Geçmiş olsun kayınvalidelerime. Gerçekten çok hızlı başladık. Bu hafta fırtınalar esecek, o kadarını söylüyorum. Günün kritiği son nokta Carmen Gönül'de. Eyvallah.